Sara. Üçünden biriyle gecenin sonunda vedalaşıyoruz efendim. Daha zayıf duruyor diğer ikisine göre. Çok azıcık. Bana biri daha eksik geliyor. Siz de zaten bizim sezondan Nazlı'nın da hiç gitmesini istemiyoruz. İkisinde çok emek vermiş görüyorum. Ama tüm haftaya baktığımda... Ben onu burada görmeyi istiyorum. Son zamanlarda bir boş vermişliği var. Bu parti bu hale getirmek başarı ister. Eleme, hoş geldin. Görelim bakalım nasıl gelecek. Buraya dahil olacak 3 yarışmacımız daha var. Sevgili izleyiciler, eleme potasındaki 3 yarışmacımız Melek, Nazlı ve Sara gelecekler. İçlerinden biri kurtarılacak. Kim kurtaracak? Yarışmacılarımız. Acaba hangisini tercih edecekler? Hazırsanız eğer konseptli kıyafetleriyle Melek, Nazlı ve Sara karşınızda. Kaçıyoruz. Kaçıyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi kararlar verilecek. Sevgili yarışmacılar karşınızda daha henüz tazecik bu hafta başında yarışa dahil olmuş Melek ve Sara. Bir de yine sonradan dahil olmuş ama size alışmış Nazlı var. Karar vereceksiniz ve birisi kurtulacak ama hangisi? Sırayla başlayalım. Ezgi, kim gitsin? Melek. Neden? Çünkü hafta içinde de şu anda da gördüğüm kadarıyla benim anlayışıma göre hani Melek daha zayıf duruyor diğer ikisine göre. O yüzden. Peki. Üşa? Ben de Melek diyorum. Bir haftalık şeyde daha zayıf giyindiği için ben de Ezgi'ye katılıyorum. Melek diyorum. Fidan? Ben hepinizi çok seviyorum ama maalesef söylemek zorundayım. Melek daha zayıf geliyor bana hafta içi giyinmesine göre seçmek zorundayım. Melek... Ayşenur. Ben de hepsini çok seviyorum. Aslında hepsini burada olmasını istiyorum ama bir şey söylemek zorundayım. Çok iyi hazırlanmışlar. Çok azıcık bana biri daha eksik geliyor. Melek bana daha eksik geliyor. Çok azıcık o da. Nurcan. Ya gerçekten çok zor. İkisi de zaten bizim sezondan. Nazlı'nın da hiç gitmesini istemiyorum. Sadece podyumda Sara'nın kıyafeti iki kere daha önce giydiği için Sara diyorum. Peki. Nihal. Bana göre hepiniz çok güzel görünüyorsunuz. Kusur aradığımda sadece Melek'in ayakkabıları dikkatimi çekiyor. O yüzden Melek diyorum. Ayşegül. Ben de hafta içine bakıyorum ve Melek'in yani hani iyi bir performans sergilemediğini düşünüyorum. Ezgi. Ben hem hafta içine hem şu ana bakıyorum. Ben de Melek demek istiyorum. Özden? Haftanın totaline baktığımda ben de Melek diyorum. Yani Melek seni çok sevdim, sıra arkadaşımdım bu hafta ama tarzının zayıf olduğunu düşünüyorum. O yüzden sen. Yani ben Emel. De genel olarak bugüne de katarak düşünerek söylüyorum.
Yani Melek diyorum ben de. Peki. Melek, ilk isim sensin. Evet. Bir sonraki, Emel'cim yine seninle başlıyoruz. Hı. Nazlı mı, Sara mı? Ben şimdi Nazlı'nın tarzını daha çok beğeniyorum. Sara diyoruz. Teşekkür ederim. Özden? Yani ben şu an için değerlendiriyorum. Pop Art'ta ben Sara'yı daha çok beğendim. O yüzden Sara kalsın diyorum, Nazlı gitsin diyorum. Nazlı gitsin. Peki, bir Sara, bir Nazlı ismi. Ezgi? Şu an ikisinde çok emek vermiş görüyorum. Ama tüm haftaya baktığımda ben de Sara diyorum. Peki. Ayşegül? Ben şimdiye bakıyorum. Gerçekten daha çok beğendiğim isim Sara. Onun için Nazlı diyorum. Nazlı. Aslında demeyecektim ama şu anda baktım Nazlı. Şu ana kadar sadece bir kişi Sara dedi. Diğerleri Nazlı'nın ismini veriyor. Nihal? Şöyle bir şey var. Sara makyaj yaparken işte çok emek ettin ya, nasıl sileceksin falan diye konuşmuştum ama o zaman Nazlı'nın kıyafetini daha görmemiştim. Nazlı'yı daha böyle hani ikiniz arasından hanginizin kıyafetini giyerdim diye düşünüyorum. Nazlı'nınkini giyerdim. O yüzden Sara gitsin diyorum. Arcan Nurcan. Evet, ben yani gerçekten çok zor. Sara bizim dönemimizden tam sadece kıyafet olarak değerlendirirsem bugün için Nazlı kalsın, Sara gitsin diyorum. Peki. Teşekkürler. Ayşenur. Ben de kıyafet ve make-up açısından Sara'nınkini aslında daha uygun buldum. Çünkü Nazlı'nınki vücut tipine göre değil yani. Evet, bir pop art kostüm ama vücut tipine göre giyinmemiş. En azından Sara vücut tipine göre giyindiği için, make-up'ı da tam pop art olduğu için Nazlı gitsin, Sara kalsın. Sara gitsin diyenler 4. Nazlı gitsin diyenler 3. Devam ediyoruz. Çiğdem. Ben iki arkadaşımı da aslında burada görmek istiyorum ama ben Sara'yı bugün daha başarılı buldum. Peki. Yine eşitlik. Gülşah. Ben hafta içine göre konuşacağım. Sara gitsin. Ezgi. Ben de Nazlı gitsin diyorum. Eşitlik. Evet, son duruma baktığımız zaman 5-5 Nazlı ve Sara arasında yarışmacı arkadaşlarının kararlarında eşitlik var. O zaman yarışma kuralları gereğince sizi, hepinizi jürinin karşısına alacağım ve Sara ve Nazlı arasındaki kararı jüri üyelerimiz verecek. Geçebilirsiniz jürinin karşısına. Sevgili jüri üyelerim, bu gece yarışta kalabilmek için mücadele eden yarışmacılarımızdan biri Melek olacak. Diğerine siz karar vereceksiniz. Yarışmacılarımız karar veremediler. Sara mı yoksa Nazlı mı? Nazlı diyorum. Teşekkürler. Peki. Astrolist. Çünkü astrolistimiz son zamanlarda bir boş vermişliği var. Şimdilik bir elemeye bir gitsin diyorsun. Bir gitsin diyorum. Bir gitsin bakalım. Ben de çok emek vermiş, çok hazırlanmış, ben de Nazlı gitsin diyorum. Çünkü Sara gerçekten pop art görünüyor ve nasıl becerdiysen yine bir astrolist elbisesiyle pop art'ı bu hale getirmek başarı ister Nazlı. Teşekkürler. İki Nazlı ismi. Nazlı ne olursa olsa, avantgard, pop art ne olursa sen astrolistsin. Yani onu değiştiremiyor. İstersin kadar sarış, yani o peruklara abartılı makyaj yap ama Nazlı elemeye hoş geldin. Evet, Ivana'nın kararıyla Nazlı'nın elemeye kalacağı kesinleşti. Uğurkan'dan da artık alalım. Benim sana söyleyecek bir şeyim yok. Görelim bakalım nasıl geleceksin. Tamam. İddialı mı geleceksin? Uğurkan, hangi isim verir, Nazlı mı diyecektin sen? Zaten belli. Nazlı'cığım, yarışmacı arkadaşların karar veremediler. Jüri üyeleri senin elemeye kalmana karar verdiler. Melek ve Nazlı'yı alıyoruz. Saracığım, rozetini bana teslim edebilirsin. Kaldığın yerden 10 bin lira için yarışmaya devam edeceksin. Evet. Kızlar, sizlere bol şans diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Gösterebileceğimiz bir tepki. Lafta kalmasın, bunun şarkısını da yapmışlar. Görselle birleştirelim. Sana Ne Olmuş adlı şarkısıyla. Hazır da
artık sahnemizin açılışını yapma, şenliğin açılışını yapma vakti de gelmiş madem. Dünya tatlısı, muhteşem yorum ve muhteşem bir ses. Bir de güzel ki alkışlarınızla Betül Demir sahnede.